Evet, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Hearts of Iron 4 arkadaşlar. Geliştirdik. Şöyle destek bölüklerimiz de gelişti. Gerek yok ona. Almanlar şu anda bir tık zor durumdalar bence. Bence şu anda o wow gücünde değiller. Çünkü sebebi İtalyanların birçok toprağını kaybetmesi. İtalyanlar gerçekten şu anda birçok toprağını kaybetti. Yayını izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Evet, benim sağda batbaktımdan dostlarım. İranlılar bize destek oluyorlar. Şimdi bakalım. İran kankam, bana savaş desteği verir misin? Keşke ittifakımıza girsen İran. Keşke. Irak'la İran da ittifakımıza girse en azından savaş alanı genişler. Nisan 1941 yılındayız. Birazdan savaşımıza devam edeceğiz. Yani az kaldı. 7 Nisan 19 8 Nisan 1941 Sovyetler savaş ilan edecek. Nazi amanesine. Yani Naziler Sovyetlere savaş ilan edecek şu durumda. Bu bizim artımız. Çok büyük artımız olacak. Neden çok büyük artımız olacak? Çünkü yeni evet entegre silahlı kuvvetleri de araştırdık. Bu da bilimini de araştıralım. Farklı bir cephe açmasına sebep olacak Nazilerin. Hep karizmalar. Şu kilidi açalım artık. Ortadoğu kilidini de açalım. Radarı da aldık. Santimetrik radarımız da var, geliştirilmiş. Evet, Amerika bize yardım göndermek istiyor. Zaten birazdan savaş Amerika'da girecek. Az kaldı. Bir süre sonra Amerika'da savaşa gelecek. Ben şimdi tüm yetişkinler cepheye demeyeyim şu anda. O çok fazla bir şey sağlar bize. Sıkıntı sağlar. Ekipman problemimiz var. Ekipman eksiğimiz olmasa şunu derdik. Hemen Trabzon'da iki tane askeri fabrika daha basalım. Şu anki asker sayımız yeterli. Rusya savaşa girdi diye Rus savaşı başladığı anda Alman Rus savaşı ben saldırıya dönük oynayacağım. Hücum edeceğim. Almanlara hücumu gerçekleştireceğim. Eminim onlar bir tık tedirgin olacaklardır. Bir tık da olsa tedirgin olacaklardır. Evet, uçak eksiğimiz var. Onları da üretmemiz lazım. Şey fabrikalarımızı geliştirelim. Abi, Tel Aviv'de, Kudüs'te az daha dayanalım be. Haydi be, az daha dayanalım. Ne kaldı şurada? Mayıs zaten 1941. Biraz daha dayandığımız anda harika olacak gerçekten.
Sovyetler Savaşı başlarsa, bu arada Naziler saldırıya devam ediyor. Bayağı bir ordu birliği göndermişler Orta Doğu'ya. Bu bizim için sıkıntı. Bir asker basalım. Piyade üretelim. Dört birlik daha basacağım. Şunun başına da hemen Kazım Karabekir Paşa'yı koyuyorum. Aha, kâre de düştü. Bu biraz sıkıntı abi. Kâre düşmeseydi iyiydi ya. Tüh. Almanlar durumu gerçekten toparlamaya başladılar şu anda. İngilizler kâreyi kaybetti. Almanlar durumu toparlamaya başlıyor. Biz yine aynı şekilde devam edeceğiz abi. Mayıs ayının sonuna geldik. Hazirandayız artık. Az kaldı. Bence Rus Savaşı başlıyor. Yakındır. Sene 1941 zaten. Sovyet-Alman Savaşı'na da az var. Beyrut'u İtalyanlara mı verdiler? Evet. Hiç sıkıntı yok abi. İstediklerine versinler. İtalyanları elde tutma çabası hiçbir işe yaramayacak. İtalya düşecek. Bizim ekipman üretimini arttırmamız lazım. Abi çok güzel. Şu tank ve piyade birliğini orada yok edersek harika. Harika olur. Homs'ta onları yok ettiğimizde harika olur. Gerçekten. Evet, şimdi. Çok güzel abi, çok güzel. İtalyanlar yavaş yavaş kaybediyor. Biz de az kaldı, hücuma geçeceğiz. Şimdi ben şu sınırı tekrar çizeceğim. Fahrettin Paşa. Tekrar bir sınır çiziyoruz abisi. Tamam mı? Şöyle. Tüm sınıra yayılın. Paşam. Ofansifat yapıyoruz. Berlin'e doğru. Hücum hattı. Hadi paşam. Şu hücum hattını Berlin'e doğru yapalım. Bir Almanların bir gözünü bir korkutalım bir tık. Artık biraz Temmuz ayına da girdik. Hücuma kalkmamız gerekiyor. Kâre'yi geri aldık. Almanların elinden. Evet, askeri fabrikalarımız. Eksik kalmasın, onları basalım. Üretime ihtiyacımız var. Askeri üretime. Yugoslavya'yı hayatta tutmalıyız.
İtalyanları orada yenip Yugoslavya'yı hayatta tutmalıyız. Macarları zaten koruyan Almanlar. Hemen ben şöyle yapacağım. Bir 4'lülük daha vereceğim Paşa'ya. Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa'nın ordusunu da şöyle hücuma da geçireceğim abi. Tamam mı? Paşa zaten her türlü yapacaktır işini. Paşa'ya vay, Avustralya güzel. Paşa da buradan saldırıya geçsin. Şuradan Almanları tamamıyla atalım ve tekrar Balkanları geri dönelim. Bir takipçimiz gelmiş. Çok teşekkür ederiz ona. Kim geldi bakalım, kim bize? Kanalımızı takip eden herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Yayınları izlerseniz de çok hoşuma gider. Farklı farklı oyunlar da oynayacağım aynı zamanda. Sadece Hoi 4 değil. Birçok farklı oyunlarda devam edeceğiz. Evet, burada Birleşik Krallık gördüğünüz gibi. Naziler Sovyetler Birliği'ne saldırdı. O bizim için çok büyük artı. Çünkü Sovyetler de savaşa girdi. Amerika savaşa girdi. Almanların işi neredeyse bitmiş durumda şu anda bence. Artık Almanlar, İtalya zaten düştü gibi bir şey. Üstünlüğünü kaybediyor. Ve biz bu savaşı çok uzamadan bitireceğiz. Almanlar için iş çok sıkıntı bence. Şu anda sıkıntı işleri. Japonya her ne kadar onları desteklese de yavaş yavaş kaybetmeye başlayacaklar ki İtalya düştü, teslim oldu. Biz gördüğünüz gibi saldırı halindeyiz. Gayet hızlı bir şekilde saldırıyoruz. Doğuda Ruslar var şurada. Rusya savaşıyor. Biz savaşıyoruz. Balkanlarda tuttuk. Orta Doğu'dan da atarsak Almanları, bu savaş çok fazla lehimize dönecek. Gerçekten. Savaşı lehimize döndürmeyi başaracağız. Ki bakın Macarlar da geri çekilmeye başlıyor. Macar toprakları düşmeye devam ediyor. Almanlar şu anda gerçekten neye uğradığını farkında değiller. Baya kötü duruma düştüler. Bizim Macar topraklarını da hızlıca almamız lazım. Burada neredeyse düşürdük gibi bir şey. Bir saniye, askeri geçiş isteyeceğim. Tamam. Avustralya'dan da isteyeceğim. Şimdi artık şeye saldırabiliriz. Şuradaki Alman birliğine saldırabiliriz hızlıca. Biz de Tel Aviv'i falan alabiliriz Almanların elinden. Bu şekilde doğu sınırımızı da güçlendirmiş oluruz.
şimdiki büyük rakibimiz Almanlar olabilir ama ilerleyen dönemlerde işte İngilizler de olur, Ruslar da olur, herkes olabilir. Biz Balkan Birliği olarak hepsine karşı savaşacağız. Ne var? O bayağı da birlik kaybedecek Almanlar burada. Ruslar da orada eğer iyi bir savunma konumu oluştururlarsa biz bu savaşı kazanırız. Gerçekten. Şimdi ben bir şöyle yapacağım. Amerika'dan bir kiralama isteyeceğim. İşte o da çok, o da şöyle sıkıntı. Konvoy istiyor. Bunu almaya gerek yok ya. Onları alabiliriz. Bize şey lazım. ABD bize bundan versin. Aynen öyle. Sovyetler de bize versin. Biz Almanlara karşı savaşıyoruz sonuçta. Evet, çok güzel abi. Çok güzel oldu bu. Şey düşüyor şu anda. Şurada İtalyanlar bir toparlandı. Macarlar gitti, neredeyse düştüler. Pusularımız var. Çağız Morbay'ı da Fahrettin'in ordusuna alıyorum. Şu tekrar bir saldırı düzenleyelim. Ne bu? İran. Evet, İran'ın bana yapacağı desteğe ihtiyacım var açıkçası. İran bana bir destek olsun. Başkomutan Fahrettin Altay. Alman sınırına doğru hücumumuzu gerçekleştirelim ki şurada görüyorsunuz. Polonya ortaya çıkmaya başlıyor. Nazi Almanya'sı kaybettikçe Ruslar da orayı kazanmaya başlıyorlar. Biz Balkanlarda iyi bir ittifak kurduk. Savaş bizim lehimize dönüyor. Aşırı şekilde dönüyor hatta. Çünkü askeri fabrikalarımız da sayıları artıyor. İzlanda teslim olmuş durumda. Edirne'ye de şöyle bir fabrika basalım. 63 fabrikamız var. Olay aslında şu. Evet, Romanlar güçlendi. Romanyalılar, biz güçlüyüz. Savaş durumuna bakalım. Alman-Sovyet Savaşı'na bakacağım ben abi. Nazi Almanya'sı toprağı kaybediyor. Slovak Cumhuriyeti kaybetti. İtalya Krallığı neredeyse düştü. Macar Krallığı gitti. Teslim bayrağını çekmiş şu üçü. Biz iyi durumdayız. Bayağı bir Nazi'yi öldürmüşüz yani biz gerçekten. Macarları da güzel demiş. Savaşa etkimiz çok fazla. Şu konumda savaşa etkimiz çok fazla. Büyük kayıplar verdik ama yine de etkimiz fazla savaşa. Ekipmanları biz çevreden alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok o konuda.
Orta Doğu'da bizim elimizde Halep, Suriye bölgesi. Şimdi şurada işgal altındaki topraklar. Suriye ulusunu serbest bırakabilirim aslında. Yok, piyade tümeni ver buraya kardeşim. Kürdistan'a da piyade tümeni vereceğiz. Öyle şey yok, sırtlı tümen yok. Yes, hepsi piyade tümen olsun. Evet. Haydi bakalım, Berlin bekle bizi, Berlin geliyoruz. Ruslar daha saldırıya geçmediler. Biz şu anda Floransa'dayız. Slovakya'da ayakta kalmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde yatırım istemiyorum. Afrika'da yine müttefiklerin üstünlüğü var. Balkan Paktı'nın üstünlüğü var. Belki bir çıkartma gelebilir Almanlara karşı. Ama şu an için çıkarma gözükmüyor hiçbir yerden. İtalyanların yeni başkenti Floransa'da düşerse gerçekten büyük kayıplarla teslim olacak durumdalar. Şimdi ben şöyle yapacağım abi. Şu saldırıyı bir durduralım. Şunu da şöyle yapalım. Ekipmanımızı arttırmamız lazım. Çin Halk Cumhuriyeti teslim oldu. Burada da Japonlar etkin. Çin düşüyor. Çin gidiyor. Çin gidiyor. Bu biraz sıkıntı Japon bizim için. Japonya'nın Çin'i düşürüp Amerika'ya yapacağı veyahut da bize yapacağı saldırılar biraz tehlike yaratıyor. Ekipmanımızı toparlamış olalım o sırada. Üretimi arttırıp evet, ona okeyim. Yunan kankamların bana yapacağı her desteği okeyim. Ne bu? Ha, Balkan Atlantı çok işimize yarıyor gerçekten şu anda. Sadece tek sorun orduların elindeki ekipman sayımız az. Ekipmanlarımızı arttırıp savaşa devam edeceğiz. Elimizdeki tek problem bu. X10K ekipmanımız var. Yani 10K'ya ekipmana ihtiyacımız var demek o. Sovyetlerden askeri iş izni isteyeceğim.
Böylelikle belki onların sınırında nasıl bir savaş olduğunu görebilirim diyeceğim de zannetmiyorum. Gözükmüyor çünkü. Hala gözükmüyor. Bakayım. Yok, gözükmüyormuş, evet. Herhangi bir saldırı istemiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde saldırı istemiyorum. Tamam mı? Saldırı etmek, hücum etmek yok. Şu an için. Prag'da düşerse evet Çekoslovakya'da gidiyor demektir. Almanların elinden. Neler neler yapsak abi şimdi. Son savaş durumu nedir bakalım. Şurada Sovyetler de var mı? Yok, burada Sovyetler yok. Şurada var. Biz neredeyiz? Biz de buradayız. Şu anda gerçekten Almanlar baya baya toprak kaybediyorlar. Almanlar için çok kötü bir durum senaryo şu anda yaşadıkları. Hitler çıldırıyor büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Hitler yenilgiyi tadacak. O yenilgiyi tadacak Hitler. Biz onu tattıracağız. Savaşın kazanılmasının en büyük sebebi biziz. Biz eğer Balkanlara o desteği atmasaydık o savaş öyle kolay kolay kazanılmazdı. Ki Berlin yolu açık şu anda. Berlin'e doğru gidiyoruz. Rusya da kaybetmeden. Nereye alacağız? Naziler teslim olurlar mı acaba? Yine acı kaybeden olacaksınız. Üzgünüm ama Almanlar kaybedecekler. Afganlar bize bir bakalım kiralamayla ne alabiliriz Afganlardan. Alabilir miyiz? Evet. Suudlardan da bir şeyler almam lazım ya. Hadi bana bak 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 bak. Savaş bitsin sizle ayrı görüşeceğiz tamam. Şu savaşı bir halledeyim. Sizinle apayrı görüşeceğiz. Gerçekten sizinle hep ayrı görüşeceğiz. Almanya neredeyse düştü ya. Stuttgart her yer gitti. Ama Suudlarla ayrı görüşeceğim. Onlara bir ders vermek lazım. Kanlı bir ders vermek lazım. Afrika'da hiçbir yetkileri yok. Avrupa'da düşüyorlar. Naziler gerçekten şu anda zor durumdalar. Naziler kaybetmeye mahkum durumdalar şu anda. Evet, Polonya'da topraklarını geri almaya başlıyor bizim sayemizde.
Nazi ordusuna elveda diyeceğiz birazdan zaten. Almanlar düşecek. Asıl mevzu o Almanlar gittikten sonra neler olacak? Nasıl bir savaş ortamı oluşacak? Biz Balkan devletleri olarak neler yapacağız? Aynı ittifak kalacak mı, kalmayacak mı? Bunlar büyük sorunlar. Ben şu bir tık daha altyapıları şöyle %40 olanları en azından %60'ları çıkartmak istiyorum. Özellikle şurayı şöyle şunlara bir basalım. Hızlıca üretimimiz de artsın. Ne eksiğimiz varmış abi? Lastik mi? Buradan alamıyoruz. Tamam. Abi ne gerek? Alamıyoruz ki buradan. İngiliz Malayası'na bir bakalım. Tamam. 14 tane de alüminyum eksiğimiz var. Şuradan alamıyoruz. Şuradan da alamıyoruz. Yugoslavya'dan alırız alüminyumu. Yugoslavlar bizim komşumuz zaten. Her türlü verirler. Şimdi buraya hiçbir şey yapmayacağız. Ne bu? Hava doktrini. Aynen. Oraya hiçbir araştırma yapamam. Çünkü şu anda Sovyetler ilan edeceğim bir savaş. Almanların o kadar çok iyi işine gelir ki. Bizi de mahveder yani. Şu an Sovyetlerle savaşacak hiçbir durumum yok açıkçası. Hadi be. Artık düş. Almanya'nın artık düşmesi lazım. Bir saldırı hakkımız var mı? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bence var ama şu destek ekipmanlarını arttırmalıyım. Agent Void bizi takibi almış. Agent Void teşekkür ederiz. Yayınlarımızı takip ettiğin için. Hemen saldırıya geçelim. Bir Türkiye saldırısını da görsün Almanlar. Şöyle. Almanya şu an savunmada. Alman savunması dayanıyor, dayanabildiği kadar. Ama yakında teslimiyet gelecektir. Çünkü biz Berlin'e doğru gidiyoruz abi. Berlin'e girdiğimizde teslimiyet verecektir Almanlar. Evet, Polonya bize askeri geçiş iznini verdi. Amerika ne veriyor? Abi, konvoyum olsa zaten hepsini alırım senden de konvoyum yok bir ABD. Savaştan sonra yeni devletler kurulacak büyük ihtimalle. O devletleri hani biz olabildiğince el atmamız lazım birçok şeye. Şurada bakın. Artık Fransızların da bir şekilde kendi topraklarına geri dönmesi lazım.
Biz şöyle her şeyi bir yok edelim. Çizime de şuradan başlayacağım. Evet, şimdi hücumu da şu şekilde yapalım. Tamam mı? Hızlı bir şekilde haydi. Haydi devam.